İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Tweet TV'den iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi hazır. Ne kadar sürdü? Oğlum nasıl bir heyecanlı bir insansın ha? Buraya bir geldim, buraya bir enerjin çok yüksek bugün. Hayır hayır, ne kadar uzun sürdü bu hazırlanma? Evet evet, bıyıkları şey hemen... Phonex kullanıyorum ben. Best, şöyle kullanıyorum. Best Top 10 tweetleri okuyorum. Evet. Black, bir dakika, pardon, Ferdi Karfur, Engin, Rıza Kocaoğlu, Nilkara İbrahimgil, Eren Doğukan Keleş, Kuralsız, Hanzade Murat ve Özgün Uğurlu. Özgün Uğurlu, number one oluyor. Bunu en son okuyacağız öyle mi? Number one, gündemimiz Allah göstermesin. Savaşa hayır diyorum ben. Evet, ben de savaşa hayır diyorum. Savaşlar olmasın. Savaşma, seviş. Güzel oldu. Evet, Hanzade Murat'la başlayalım istersen. Evet, Hanzade Murat'la başlıyoruz. Biz küçükken çok büyüktük. Mesela kollarımızı bir açardık, dünyayı kucaklardık. Yani böyle yapardık ya, ne kadar çok büyük bu kadar. Abi o zaman temizmişiz. Evet. Vaktiyle katkısız bir bebeklik, düz ve duru bir mantık. Şimdilerde ise damarlarımızda gezen envai çeşit zehirli atık. Olgun bu arada, şair de. Temizlenmeye çalış ey eski kent, yeni çocuk. Güzel oldu mu? Bunu ezberleyip geldiğinde bir çekim var biraz. Vallahi ezberledim. Bütün gece onu uğraştım. Kuralsız. Evet. Ben en büyük hatayı dostlarıma yaralarımı göstererek yaptım. Ne diyeceksin abi? Şey diyeceğim, yani demek ki kim olursa olsun zayıf noktaları göstermeyeceksin. Yani ben karnım aç olduğu zaman sana aç demeyeyim. Demeyeceksin, şey diyeceksin, param var diyeceksin, her şeyim var. Burada güzel bir restoran var mı diyeceksin, Taksim'de öyle bir yeri yok. Uzaklara gideceğiz buradan. Niye, hayvar ya bacım? Ha hayvar, evet evet, ama her günde çekilmiyor kardeşim ya. Evet, Eren Doğukan Keleş. Facebook 1 milyar kullanıcıya ulaşmış. Artık Allah'ını seven 9999 kişi bulma ihtimaliniz var diyor. Yani sanal bir hayattan bahsediyor. Artık hayatımız gerçekten sanal oldu. Evet. Hatta şey, bir araştırma yapıyorlar. Bu her şeyde de bir araştırma vardı. Aynen, İsviçreli bilim adamları değil. Gerçekten Amerika'da bir araştırma yapıyorlar. İşte İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ile baz alırsak onları şey yapıyorlar. Ne mesela abi? Bizim yörüngemiz Kabe mi? Beyin bir şekilde iPhone'a doğru gidiyor. iPhone'u böyle özel bir şeye koymuş. Evet. Bak çok güzel açıkladın. Mekanizma olarak. Okay, you get five. Yes. Okay, tamam. All right. That's all right. Thank you. Bir sonraki tweetimiz Nilkara İbrahimgil. Okay, sen çok onu ben okuyayım ya. Nilkara İbrahimgil. Aman aman aman. Vapurun giderken denize anlattığı şeylerin kumurtusuyla uyandım. Şu hayatta hikayesi olmayan şey yok. Günaydın İstanbul. Çok. Şu hayatta hikayesi olmayan şey yok. Günaydın İstanbul. Nilkara İbrahimgil. Çok güzel bir günaydın mesajı. Evet. Hemen maalesef gündemimiz kötü. Evet. Rıza Kocaoğlu başarılı bir oyuncu. Evet. Tüm savaşlar iç savaştır diyor. Çünkü tüm insanlar kardeştir. Çok güzel söylüyorsun. Manidar. Çok manidar. Bizim manidarımız meşhur olacak. Engin. Yani. Engin. Engin'e geldik. Buyur. Engin'e sevgiler sunuyorum buradan. Zamlar için içkiyi içen, gazı yakan ödesin demişti Enerji Bakanı. Madem öyle, süreyle de tezkereyi çıkaranlar savaşsın. Savaşa hayır. Neden savaşa hayır? Savaşa hayır çünkü durduk yere niye savaş olsun? Abi. Savaşmaz, seviş. Savaşmaz. Ya gerçekten en kötü barış. En kötü barış. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani, bir izin ver. Ya. En kötü barış gerçekten. En kötü barış savaştan iyi. Ferdi Karfur. Ya bir dakika ben bir şey anlatacağım ya. İki şey anlatacağım. Kim? Taci Kalkıman yazmış. Dün okudum, sabah okudum. Şey diyor, kızlar Facebook'ta şey yazıyor. Çilek diyor, avokado diyor. Bir sürü meyve isimler yazıyor. Meğerse onlar meme kanserine... İyi gelen. Yok, iyi gelen değil. Meme kanserine hatırlatmak için bir komite kurmuşlar. Yani Facebook, onun devamı var. Evet. Şey diyor, prostat kanserini... ne alternatif, biz de diyor patlıcan mı yazsak acaba diyor. Çok komikti ya. Ulan koptum yalnız. Evet, sen devam. Ferdi Karfur, İsrail, Suriye ve İran'ın ortak düşmanı olmayı nasıl başardığımızı hala anlamış değilim. Bu mucizevi bir şey demiş. Ben de gerçekten anlayamadım. Çok ilginç ya. Hayır, İsrail'in, İran'ın, Suriye'nin aynı anda. Ya bir de halk arasında şöyle bir şey vardır ya.
küçücük İsrail dünyayı parmağında oynatıyor derler. Yani komik komik laflar ya, ama bu geneldir yani. Mesela adamların lobileri güçlü abi. Ya bu da klasiktir işte. Hayır, güçlü abi. Ya kardeşim olabilir ama bu, tamam. Bütün klasikler şey yapıyor. Klasik şöyle. İstersen bu savaş mecbur yani bizim elimize değil. Tweetler genellikle Suriye dünden beri gündemimiz o. Bir dakikayla, bir dakikayla devam etsin. Bir dakika. Düğünde ilk dansı eden gelin ve damadın o an ne konuştuğunu hep merak etmişimdir. Bir gün evlenirsem size anlatacağım, benden söz. Ben, hayır, sen hiç evlenmedin değil mi? Ben 2-3 defa evlendim de biz öyle bir şey yapmadık. Hayır, ne konuşuyorlar? Biz nerede şey diyoruz işte, Remzi senin arkadaşın. Pala Remzi bilezik taktı. Bak Ayşe'nin elbisesini gördün mü? Evet, o takmadı, görüyor musun? Hani bak, takmalar gelmedi falan. Evet, Black, top 1'i sana bırakıyorum. Top 1'i ben Black şöyle demiş, birbirimizi anlamamız için aynı dili konuşmamıza gerek yok. Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız. Özgün uğurlu. Nedir? Top number one. İngilizcesi daha kolay. Ben bazen Türkçe kelimeleri kullanırken İngilizce kullanmam daha böyle anlaşılır oluyor ve kendimi böyle daha tatmin ediyorum. E sen de yar Almanca konuşacaksın, İngilizce konuşuyorsun. Ben Türkçe bir, konuşuyorum. İkincisi, ya ne senin gibi müstesna bir arkadaşım olduğu için sonsuz. Yok yok. Şeyde, Cihangir'de kafan iyiyken turistlere laf atıyordun, Almanca laf atıyordun artık. Evet, top 1, number one okumuşsun. Özgün uğurlu. Şöyle güzel oku. Özgün uğurlu. Güzel okuyayım o zaman. Müthiş oku. Özgün uğurlu, iyi günler. Vallahi utanıyorum insanoğlundan. Sokaktaki hayvanla uğraşıncaya kadar içindeki hayvanı uyut. Çok içindeki güzel. Hayvanı uyut diyor. Sokaktaki hayvanla uğraşacağız diyor. Yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Ben tekrar okuyayım mı? Ha. Yok, okuma sen. Okumayayım ya. Millet anlamıştır benim. Yani içinde sokaktaki hayvanı, zavallı hayvanlarla uğraşmaktan sonra içindeki hayvanı uyut diyor yani. Kız arkadaşınla aran nasıl? Şeyden bahsediyorsun, Demet değil mi? Canım Demet'im benim. O İngiltere'ye gidiyorsun. Hayır, ben Esra'dan bahsediyorum. Esra, ha. Ya böyle şey yapmasaydık, burada iki kişi isim vermeseydik ya. Sorun değil ya. Şey diyeceğim. Açık ol, şeffaf ol. Tamam, Demet nerede biliyor musun? Demet'le görüştün mü? İngiltere'de. Sen ilk aşkını anlatsana benim. İlk aşkım var. Dün anlattım. Aynı kız anlatma, ikinci aşk, ilk aşkını anlatma. Evet. Bugün seni etkileyen bir olay var mı? Bugün beni etkileyen olay ne var? Hangi açıdan? Ya ne bileyim, bugünün... Sen o zaman, ben düşünürken sen şunu söyle, tavsiye ettiğin bir film veya bir kitap var mı? Film, dün Çanakkale Çocukları. Onu dün konuştuk ama. Dün konuştuk. Şu anda gidilebilecek... Gerçekten Hasan Karaca da mesela başarılı bir yönetmen. Hı. Bu korku serileriyle gidiyor. Her ne kadar beğeniliyor ya da beğenilmiyor ama belli bir izleyici kitlesi var. Virgin hikayesi, Dabbe Virgin hikayesi. Ona gidebilirler. Kitap yine o da sinemacı Ümit Aydın şey Ümit Ünal. Bizim tasarım Ümit Ünal değil değil mi? Başka bir Yok, Ünal. Yok, Ümit Ünal'ın Gölge Oyunları. Yeni bir kitabı çıktı. Onu tavsiye edebiliriz. Hı. Onun dışında Onur'un kitabı, Onur Aydın'ın kitabı Yağmur Kıyamet Çiçeği. Yine her gün bahsediyoruz. Sen Trabzon... oradan para mı alıyorsun abi? Yok abi. Götür seveyim abi. Hayır, yapma bunu abi. Değerli. Tamam biz, değer tamam abi. Ben de biliyorum. Yağmur Kıyamet Çiçeği, Trabzonspor'la ilgili... Oğlum bak, parayı alıyorsan bir de ayrıca baksana haberiniz ilgili olsun. Müthiş bir roman. Son söylemi kapat istersen. Şey diyeceğim, evet sevgili dostlar, Magicook artık Avangard mağazasında. Magicook'un özelliği şu. Para mı? Ben de hayır kardeşim, ben satıyorum, Allah Allah, sana ne? Ben de habersiz para alıyorsun. Yok oğlum, bizim kendi burada satıyoruz yok, ya. Yok. Twitter TV'nin akıl hocası benim. Oğlum şaka yapıyorsun, getir oğlum, şaka yapıyorsun. Oğlum şaka. Evet sevgili dostlar, bir program daha burada. Bir bize ayrılan zaman daha burada son bulmakta. 5 lira alacağız. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum. Yarın devam edeceğiz. 5 lira. Ben 5.